Bu konuda döngü kullanarak çizgi çizmeye çalışacağız. Studio.code.org adresine giriyorum. Ders 1. Sahne 17. Birinci etkinlik. Burada bir test vermiş. Hangi bilgiyi çevrimiçi ortamlarda yani internette paylaşmamalıyız? Burada 3 şıktan biri kişisel bir bilgi, biri karpuz severim, biri de yüzmeyi severim. Kişisel bilgileri internet ortamında paylaşmamak gerekiyor. Sonraki etkinliğe geçiyoruz. Burada gri ile görülen çizgiyi buradaki kod bloklarını kullanarak yazacağımız algoritma ile çizmemizi istiyor. Bu etkinlikte bize bir döngü vermediği için sağa doğru bir birim hareket etme komutunu 4 kere arka arkaya uygulamamız gerekiyor. 3 ve 4. Evet. Aynı komutu 4 kere arka arkaya uyguladığımızda bizden çizmemizi istediği 4 birimlik çizgiyi çizmiş oluyoruz. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Şimdi aynı çizgiyi döngü kullanarak yapmamızı istiyor bizden. Bir önceki sorunun aynısı. Kod bloklarında tekrarla komutu var. Tekrarla komutu nasıl kullanılıyordu? Tekrarla komutu içine istediğimiz kod bloklarından ekleyebiliyoruz. Böylece eklediğimiz kod bloğu tekrarla üzerinde yazan sayı kadar tekrar etmiş oluyor. Şimdi burada sağa doğru 4 birimlik bir çizgi çizmemiz istiyor. Bizim bu kod bloğumuz 1 birimlik bir çizgi çiziyor. Bunu 4 kere tekrarladığımızda arka arkaya 4 birimlik biz de esteden çizgiyi çizmiş olacağız. Burada bana verdiği kodu ihtiyacım yok. Bir döngü ve bir birimlik çizgi çizen kodun 4 kere tekrarlanmasını ekliyorum. Üçüncü etkinliğe geçtik. Bu blokları döngü kullanarak 6 çizgi çizilebilir hale getirebilir misin? Evet. Şimdiki bana çalışma alanında bir algoritma vermiş. Sağa doğru bir birim çizgi çiz. Sonra geriye doğru, sola doğru bir birim çizgi çiz ve bir alt satıra sıçra. Bana bir algoritma vermiş. Çalıştıralım bakalım bu algoritma ne yapıyor? Evet. Bu algoritma bir çizgi çiziyor ve bir alttaki çizginin başına ilerliyor. Eğer bu algoritmayı burada benden istenen 6 tane çizgi çizmem 6 kere tekrarlarsam arka arkaya bu 6 çizginin tamamını çizmiş olurum. Bir tane tekrarla kod bloğu ekliyorum. Bu bir çizgi çizen algoritmamı bu kod bloğunun içine yerleştiriyorum ve sayı olarak 6'yı seçiyorum. Yeniden çalıştırayım bu galayı. Devam ediyoruz. Dördüncü etkinlik. Döngü bu kareyi çizmemize yardımcı olabilir. Evet, bu etkinlikte
yine döngü kullanarak burada istenilen kaleyi, gri çizgilerini tamamlamamız. Bize çalışma alanında bir algoritma vermiş. Bakalım bu algoritma ne yapıyor? Sağa doğru bir birim çiz. Sağa doğru bir birim çiz. Sonra yukarıya doğru bir birim çiz. Sonra sağa doğru bir birim daha çiz. Ve aşağı doğru bir birim çiz. Bu algoritma bu noktaya kadar çiziyor. Bu noktadan sonrasına baktığımızda şu noktaya kadar yine başlangıçta çizdiğimiz çizginin aynısını görüyoruz. O zaman burada kullandığımız algoritmayı tekrarlayarak burayı da çizebiliriz. Ve iki kere tekrarladıktan sonra bu noktaya vardığımızda geri kalan çizmemiz gereken alanında diğerleriyle benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Demek ki bize verilen algoritmayı tekrarla bloğun içine yerleştirip 3 kere tekrarladığımızda bu kaleyi tamamlamış olmamız gerekiyor. Bakalım doğru mu yaptık? Evet, tamamladık. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Bu merdivenleri çizmek için döngüyü 4 defa işletebiliriz. Benden çalışma alanında bir döngü eklemiş. Sayı olarak da 4 yazıyor. İçinde herhangi bir kod bloğu yok. Ama içine yazacağımız kod bloğunu 4 kere tekrarlayan bir kod bloğu. Çalıştırdığımda hiçbir şey olmaz. Çünkü hiçbir kod bloğu içerisinde olmadığı için döngü boş bir şekilde 4 kere dönecek. 4 kere dönerek bu merdiveni çizmemi istiyor. Bakalım kaç basamaklı bir merdiven bu? 1, 2, 3 ve 4. 4 basamak. Demek ki ben bir basamağı çizecek algoritmayı tasarladığımda bu algoritmayı 4 kere tekrarlayarak 4 basamağı da çizebilirim. Bakalım bir basamağı, birinci basamağı nasıl çizerim? Sola doğru bir birim ve aşağı doğru bir birim çizdiğimde birinci basamağı tamamlamış oluyorum. Bunu bana verilen döngünün içerisine yerleştirip çalıştırıyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, merdiveni tamamladı algoritmamız. Devam ediyorum. 6. etkinlik. Bu iki döngü gerektiriyor. Burada bizden istediği problemi çözmek iki döngü gerektiriyormuş. Birisi merdivenlerden yukarıya çıkmak için, birisi de inmek için. Evet. Çalışma alanında bana hazır olarak iki döngüyü arka arkaya eklemiş. Bu problemi iki döngüyle çözmemi istiyor. Bir tanesi döngülerden biri merdivenlerden çıkmamı, diğeri de merdivenlerden inmemi sağlayacak. Bakalım birinci merdivenlerden çıkacağım kaç basamak var? 1, 2, 3. 3 basamak merdivenlerden çıkmam gerekiyor. Bu 3 basamak birbirini devam ettiren bir işlem olduğu için birinci basamağa çıkan algoritmayı yazıp 3 kere tekrarladığımda 3. basamağa çıkmış olacağım. Bakalım yukarıya doğru bir birim, sağa doğru bir birim. Bu algoritma yukarı ve sağa birinci basamağı tamamlamış oluyor. Bunu döngümün içine yerleştiriyorum. Döngüyle birlikte çalıştığında elinde kalem olan çocuk bu noktaya ulaşmış olacak. Bundan sonra yapmam gereken 3 basamak
basamaklı bu merdiveni inmek, 3 basamak yine birbirini tekrarlayan bir iş olduğu için birinci basamağa inme algoritmamı yazıyorum. Sağa doğru bir birim ve aşağı doğru bir birim çizme ve bunu 3 kere tekrarlıyorum. Bakalım sonuca. Sonraki etkinlik. Döngü bu deseni bitirmene yardımcı olabilir. Şimdi de benden yine çalışma alanında iki döngü hazır olarak bana vermiş. Döngüleri sayıları 3. Benden çizmemi istediği gri çizgiler 3 tane kesik sağa doğru ve 3 tane aşağı doğru gri çizgim var. Yapmam gereken sağa doğru bir birim çizgi çizmek ve ardından bir birim sağa doğru zıplamak. Böylece bir sonraki çizmemi istenen çizginin başına gelmiş oluyorum. Bu algoritmayı 3 kere tekrarladığımda çizgi çiz, zıpla, çizgi çiz, zıpla, çizgi çiz, zıpla. Şu noktaya ulaşmış oluyorum. Bu noktadan sonra benim diğer döngüm devreye giriyor. Diğer döngümde de kendini tekrarlayan bir olay var. Nedir o? Çizgi çiz, zıpla. Ama bu sefer çizgi aşağı doğru bir birim ve aşağı doğru zıplama olacak. Bu algoritmamı da 3 kere tekrarlarsam benden istenen şekli tamamlamış oluyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. 8. etkinlik. Bu merdiven daha fazla basamağa sahip. Evet. Şimdi benden istediği bu merdiveni tamamlamam. Bakalım merdivenin yapısına. Birbirini tekrarlayan bir iş var mı? Evet. Merdivenin her bir basamağı daha önceki merdivenler gibi birbirini tekrarlıyor. Ve bu merdiven 3 basamakta oluşuyor. O zaman öncelikle ben birinci basamağı çizecek algoritmayı kurarsam ve bu algoritmayı 3 kere tekrarlarsam 3 basamağı da çizmiş olurum. Ama bu basamakları daha önceki merdivenlerden farkı 1 birim yukarı ve 2 birim sağa doğru olması. Daha geniş bir basamağa sahip. Birinci basamağa çıkacak algoritmayı yazalım. Bu noktadan yukarıya doğru bir birim çiziyoruz. Daha sonra bu noktadayken sağa doğru 2 birim var çizmemiz istenen. Sağa doğru 2 birim çiziyoruz ve böylece birinci basamağı tamamlamış oluyoruz. 3 basamağım var. Hemen bir döngü bloğu alıyorum. Sayısını 3 olarak ayarlıyorum. Bu kodumun 3 kere tekrarlamasını istediğim için ve çalıştığı zaman ekliyorum. Bakalım tasarladığımız algoritma problemi çözecek mi? Evet, bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Bu merdivenleri çizmenin en kolay yolu nedir? Tabii ki kendini tekrarlayan bir işte en kısa şekilde yazmak bir döngüyle söz konusu oluyor. Burada bizden istenen gri çizgide bakalım kendini tekrarlıyor mu? Evet. Bu da daha öncekiler gibi, daha önce çizdiğimiz merdivenler gibi. Ama daha öncekilerden farkı 4 basamaklı olması. Daha önce hep 3 basamaklı merdivenler çizmiştik. Yapmamız gereken yine bir basamağı çizecek algoritmayı kurup döngümüze sayı olarak 3 yerine 4 yazmak.
Bakalım kalem tutan çocuğu bulunduğu noktadan önce sağa doğru bir birim çizmem gerekiyor. Daha sonra bu noktaya varıyorum ve aşağı doğru bir birim çiziyorum. Bu iki çizgiyi çizdikten sonraki çizgiler birbirini tekrar ediyor. Kaç kere? 4 kere. O zaman bir döngü bloğu alıyorum ve sayısını 4 olarak ayarlıyorum. Çizdiğim algoritmayı bu kod bloğunun içine yerleştiriyorum ve çalıştığı zaman çalışması için ekliyorum ve çalıştırıyorum. Bakalım. Tamam. Onuncu etkinlik, serbest bölüm, eğlenceli bir şeyler çizin. Evet. Burada bize bir soru sormamış. İstediğimiz şeyi çizmemizi, çizebileceğimizi söylüyor. Neler vermiş bize kullanabilecek kod blokları olarak? Yukarı, aşağı, sağa ve sola birer birim hareket etme. Yukarı, aşağı, sağa ve sola birer birim zıplayabilme. Tekrarlama, döngü komutu ve renk ayarla. Renk ayarla komutu eklendikten sonraki çizdiğimiz çizgilerin ayarladığımız renkte olmasını sağlayan bir komut. Serbest olarak ne yapalım? Serbest olarak ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu ekranı karelerle dolduracak bir algoritma yazmak istiyorum. Ama bu ekranın kaç birimden, kaç birim kareden oluştuğunu şu an bilmiyorum. Bakalım. Önce kaç birimden oluştuğunu öğrenmek için sağa doğru 4 birim çizgi çizersem elinde kalem bulunan çocuk nereye ulaşıyor bakayım. 2, 3 ve 4. Evet. Demek ki elinde kalem bulunan çocuktan geriye doğru ön izleme ekranının sonuna kadar 4 birimlik bir alan var. Peki elinde kalem bulunan çocuğu ileriye doğru ilerletirsem evet ileriye doğru da yine 4 birimlik bir yol var. Demek ki ön izleme ekranının genişliği 8 birimden oluşuyor. Aynı işlemi yukarıya doğru da yapalım. Evet yukarıya doğru da 4 birim bir yol söz konusu. Aşağı doğru da yapalım. Demek ki benim ön izleme ekranım 8'e 8 birimden oluşan bir kare. Benim yapmak istediğim iş her bir karenin çevresini çizgiyle çizmek. Bunun yapabileceğim en kolay yol bir kare çizmek ve döngü kullanarak bu bir kare çizen algoritmayı tekrarlayarak ekranı doldurmak. Bu kareyi çizmeye başlamak için önce ekranın en başına ilerlemem gerekiyor. Ekranın en başına ilerlemek için bu noktadan ekranın en başına 4 birim geri ve 4 birim yukarıya zıplamam lazım. Değil mi? Buraya ulaşmak için. Çünkü burası 8 birimlikti. Ben geriye doğru 0'a ulaşmak için 4 birim ilerlemiştim. 4 birimlik bir çizgi çizmiştim. Şöyle yapalım. Tekrarla kod bloğuna.
yukarıya doğru bir birim ve geriye doğru bir birim ve bunu 4 kere tekrarladığımda elinde kalem olan çocuk yukarı, geri, yukarı, geri, yukarı, geri, yukarı, geri şu noktaya ulaşmış olacak. Daha önce genişliği ölçmek için yazdığım algoritmayı siliyorum. Bakalım. Çalıştıralım. Evet, şu noktaya ulaştı. Tabii ekranın dışına çıktığı için, şurada olduğu için göremiyoruz. Ama önemli değil. Ekranın içine tekrar girdiğinde tekrar görülür hale gelecek. Şimdi yapmam gereken bir adet kare çizmek. Bir adet kare çizelim. Nasıl? Sağa doğru bir birimle başlarsak, aşağı doğru bir birim, sola doğru bir birim ve yukarıya doğru bir birim. Tekrar başlatalım. Bakalım. Çocuğumuz sıfır noktasına ulaştı ve bir kare çizdi. Benim istediğim şey bütün ekranı karelerle doldurmaktı. Ben bir kareyi çizecek algoritmamı oluşturdum. Artık bu algoritmayı döngü içerisinde kullanarak diğer kareleri kolayca oluşturabilirim. Bunun için ne yapacağım? Bir döngü kullanıyorum. Tabii şöyle bir şey var. Bu kareyi çizdiğimde elinde kalem tutan çocuk şu noktaya varmış oluyor. Bu komutu, bu algoritmayı tekrar çalıştırdığımda elinde kalem tutan çocuk aşağıya doğru bir kare çiziyor. Evet. Algoritmamı tekrarla bloğunun içine yerleştiriyorum. Aşağıya doğru kaç birim vardı? 8 birim vardı. Burada bana sadece 6 birim çizmeme izin veriyor. O zaman 6'ya 6. 6'ya 6 bir satranç tahtasına benzer çalışma yapalım. Bakalım, yeniden başlatalım. Ne olacak? Evet, döngüm zıplatmadığım için karakterimi aynı yerde, evet, bir alt satıra zıplamadığımız için çizdiğimiz kare algoritması 6 kere tekrarladığında karenin tekrar üzerine çizim yapmaya devam etti. Şimdi bu algoritmamın altına birinci kareyi çizdikten sonra bir alt satıra zıplama komutunu ekleyelim. Ve çalışma hızını biraz yükseltelim. Çünkü işlemlerimiz gittikçe artıyor ve daha hızlı sonuç almak istiyoruz. Tekrar çalıştıralım. Evet, daha hızlı bir şekilde çizimi tamamladı. Ne yaptı? Bizim bir kare çizme algoritmamız vardı. Bir kareyi çizdikten sonra üst noktada olduğu için döngü tekrar aynı kare üzerinde çiziyordu. Biz ne yaptık? Bir kare çizdikten sonra zıpla kod bloğunu ekleyerek döngünün içine her bir kare çizdiğimizde bir birim aşağıya zıplayarak aşağıya doğru diğer kareleri de çizmesini sağladık. Şimdi
Şimdi yapmak istediğimiz şey bu çizdiğimiz 6 kareyi yanlara doğru da çizmek. Bunun için bu kod bloğunu başka bir döngü içerisinde kullanarak bu kodu tekrar edeceğiz. Ama bu kod bloğunun bir yanına kare çizmesi için en son burada kalan, elinde kalem olan çocuğun bu kod bloğu işlendikten sonra şu noktaya ulaşması gerekiyor. Onun için bir kod daha yazmamız lazım. Bu noktaya ulaşmak için bu çocuğun bir birim sağa zıplaması, bir birim sağa zıplaması ve 6 birim yukarıya zıplaması gerekiyor. 6 birim yukarıya zıplamayı döngüyle yapalım. 6 birim yukarıya zıplama ve bu bir birim sağa zıplama ve 6 birim yukarıya zıplamayı bu 6 kareyi çizme komutunun altına ekleyelim. Daha sonra bu yazdığımız algoritmayı başka bir döngüye koyarak bu döngünün 6 kere ilerlemesini isteyelim. Bakalım algoritmamız bize nasıl bir şekil oluşturacak. Yeniden çalıştırıyorum. Birinci sütunu çiziyor. Yukarı gidip ikinci sütununu çiziyor. Tekrar yukarı gidip üçüncü sütunu çiziyor. Tekrar yukarı gidip dördüncü sütunu çiziyor. Böyle bir işi döngü kullanmadan yapmaya kalksaydık çok uzun bir algoritma olacaktı. Ama birbirini tekrarlayan bir iş olduğu için döngüyle kolayca yapabildik. Şimdi biraz daha değişiklik istiyorum. Nasıl olsa 6'ya 6 bir kare çizdiğim için başında bir boşluk bırakarak bu tahtayı ön izleme ekranında ortalayayım. Bunun için ne yapabilirim? Şu noktadan başlayan, eli kalem tutan çocuk bu noktadan başladığı için tahtam bu noktadan itibaren çizilmeye başlıyor. Eğer şu noktadan başlasaydı, o zaman tahta bir birim daha geniş olacak ve bu başladığı alana sahip olmayacaktı. Toplam alanım 8'e 8 birim olduğu için ve tahta 6'ya 6 birim olduğu için kenarlardan birer birim boşluk bırakmak tahtayı tam ortalanmış şekle getirir. Yapmam gereken tek şey şu en baştaki çocuğu elinde kalem olan çocuğu 0'a 0 noktasına getiren kodu 3 kere döndürerek şu noktaya kadar gelmesini sağlamak. Algoritma hızını biraz daha yükselteyim. Daha hızlı çizsin. Çünkü yapılan iş çok fazla olduğu için bekliyoruz. En hızlıya getirdim. Bakalım 3 yapmam tahtamı ortalayacak mı? Evet, tahta tam istediğim gibi kenarlarda boşluk var ve ortalanmış. Şimdi bir de renk ayarlama komutunu kullanalım. Mesela renk ayarlama komutunu nasıl yapalım? Random bir renk seçemiyoruz. Renk komutunu şu araya ekleyeyim ve çizgilerimin siyah yerine kırmızı olmasını istiyorum. Çalıştıralım. Evet, böylece bu konunun da sonuna geldik.
kafamızda oluşan istediğimiz şekli çizecek algoritmamızı oluşturduk.